Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, Analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe sizden ayrı kaldığımız dönemde üst üste Sivasspor maçlarını oynadı. Ligdeki maçı Sivasspor deplasmanında 3-1 galip gelip kupada da 0-0 beraberlikle ayrılıp Sivas deplasmanından takımımız 2 Sivas maçını atlattı. Şimdi kupada yine Sivas rövanşı var. İstanbul'da Sivas'la rövanşta oynayacağız. Ama onun öncesinde Giresunspor maçı var. Giresunspor'la konuk olacak Fenerbahçe. Biz de bu programda Giresun maçı öncesi Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Fenerbahçe'nin Giresun maçındaki eksikleri neler ki? Son Sivasspor maçında Batshuayi de kadroya döndü. Fenerbahçe neredeyse tam kadro çalışıyor derken İsmail Yüksel'in sakatlığı geldi. Atilla Salay da dönmüştü hatırlarsanız son kupa maçında. Fenerbahçe bir türlü tam kadro olamadı ama hangi kadroyla maça çıkabilir? Giresunspor'un eksikleri neler? Giresunspor'da bir hoca değişikliği meydana geldi. İrfan Buz yönetiminde Giresunspor'dan neler bekliyoruz? Fenerbahçe'nin hangi oyunculara dikkat etmesi gerekiyor gibi soruları dilimiz döndüğünce sizler için yanıtlamaya çalışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz içeriğimize hoş geldiniz efendim. Dilerseniz programımıza öncelikle lig maçından başlayalım. Çünkü orada Luan Perez'in dönüşü mesela ilk aklımda kalan. Çünkü Fenerbahçe Ren maçında Luan Perez'i kaybettikten sonra arada ciddi maçlar kaçırdı. Ve savunmada da yer yer sıkıntılar yaşadı. Luan Perez o güne kadar Fenerbahçe'nin bana kalırsa en formda savunma oyuncusuyken Fenerbahçe'nin Luan Perez'i kaybettiği senaryoda gayet sıkıntılı anlar yaşadığı oldu stoper hattında. Sivasspor deplasmanında hem Luan Perez hem Serdar Aziz de çıktı Fenerbahçe Atilla Salahin de yokluğunda ve yani o maç özelinde Fenerbahçe'nin sahadan 3-1'lik skorla garip ayrıldığı maçta ki Fenerbahçe yarısından fazlasını 10 kişi oynadı maçın. Fenerbahçe stoper attı. Luan Perez'in sol bek oynadığı senaryoyu da anlatalım mutlaka. İki stoperi Samet, Serdar Aziz ve Luan Perez rakip forveti Yatabari'yi sağdan tam anlamıyla sildi diyebiliriz. Maç sonu sosyal medyada da paylaştım bu istatistiği. Serdar Aziz, Samet ve Luan toplam 11 hava topu mücadelesine girmişler maç boyunca ve 10'unu kazanmışlar. Yatabari ise 8 hava topu mücadelesinden yalnızca 1'ini kazanabilirken 20 ikili mücadeleden yalnızca 4'ünü kazanabilmiş Yatabari Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında, lig maçında. Zaten kupa maçında Yatabari'yi oynatmamasının sebebi de bence buydu. Çünkü stoper hattı Fenerbahçe'nin Rıza Çalınbay'ın Yatabari üzerinden kurduğu oyuna çok ciddi bir üstünlük sağladı. Yatabari gerek yaşıyla olsun gerek tecrübesiyle olsun tabii ki yavaşlamış olabilir. Tabii ki performans düşüklüğü yaşamış olabilir ama o güne kadar Fenerbahçe karşısındaki performansını ligde hiç göstermemişti. En kötü performansını gösterdi. Ki ligde en çok hava topu kazanan forvet olduğunu altını çizelim Yatabari'nin. Burada Josh Jesus'un planı tuttu ve 10 kişi oynadığı senaryoda bu planı tutması da maçı kazandıran etmenlerin bence başında geliyordu. Tabii ki bir de Ferdi Kadıoğlu etkisi var. Yani muazzam maç oynadı Ferdi Kadıoğlu. Yani onu övmeye bence bu program yetmez. 2 gol attığı için demiyorum. İşin hem defans kısmında hem ofans kısmında ekstra işler yaptı Ferdi Kadıoğlu. Ve Fenerbahçe'nin özellikle son yıllardaki en iyi deplasman karnesini kazanmasında sezon başından beri gelen formunu bu maça da yansıttığını söyleyelim Ferdi Kadıoğlu'nun. Tabii ki lig maçını anlatırken Fenerbahçe'de Valencia'ya da mutlaka bir geçmiş olsun dememiz lazım. Ya maçın başında hepimizi çok korkuttu Valencia. Ligdeki performansı, Fenerbahçe formasıyla yaptıkları bir kenara dursun. Orada kaleciyle çarpışması sonrası Ali Şaşal Vural'la hareketsiz yattığı anlarda hem taraftar hem takım arkadaşları panikledi. Sonrasında gelen fotoğraflarda Valencia'nın herhangi bir sorunun olmadığı anlaşıldığında rahatladı ancak içimiz. Kupa maçını Valencia zaten bu şekilde dinlendirilerek kaçırmış oldu ki kupada zaten 0-0 berabere kalmasının Fenerbahçe'nin orada rotasyona gitmesinde Jorge Jesus'un büyük payı vardı. Valencia yerine oyuna giren Rossi'nin golüyle aslında lig maçında öne geçti Fenerbahçe. Sonrasında Ferdi'nin 2 golüyle 3-0 öne geçip ikinci yarıda 7 golle 3-1'lik skorla maçtan galip ayrıldı. Ya maçın highlightlarında tabii ki Arda yine yer alacaktır muhakkak. Arda'nın erken çıkması, Arda'ya doyamamamız. Kupa maçında da sonradan oyuna girdi. Arda'ya doymakta sıkıntılar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz ama maçın adamı Sivasspor'un lig maçı özelinde Ferdi Kadıoğlu'ydu. Valencia'ya tekrar geçmiş olsun dileyelim ve Luan Perez'i de aramıza tekrardan hoş geldin diyelim. O lig maçıyla beraber ki maçın en çok sahipsiz top kazanan ismi de 12 top kazanmayla Luan Perez'di. İki maç özelinde hem lig hem kupa maçında ben İrfan Can Eğribayat'a da bir parantez açılması gerektiğini düşünüyorum.
Altay'ın yokluğunda takım kaptanının olmadığı senaryoda bence çok iyi kurtarışlar yaptı İrfan Can. Yani yedek kaleci nasıl beklemeli, nasıl kendini formda tutmalı bize gerçekten gösteriyor. Önemli işlere de imza atıyor ve ligin son periyodunda Fenerbahçe'ye götürebileceğinin sinyallerini İrfan Can bize veriyor. Onun mental anlamda yukarıda olması Fenerbahçe adına çok değerli. Tabii ki kadroda Jorge Jesus'un özellikle ligin ilk yarısına faydalandığı gibi katkı veren oyuncu sayısının 14, 15, 16'lara çıkması, yani rotasyonda da katkı veren oyuncuların olması çok değerli. Fenerbahçe kupa maçını da erken dakikalarda sökebilirdi. Özellikle maçın ilk 30 dakikasında Muammer'in çok kritik kurtarışları var Sivasspor kalecisinin. Yani bir kafa şutu var ki, kafa vuruşu çıkarmışlığı var ki gayet bence ustaca bir kurtarıştı Muammer tarafında. Yani Sivasspor eşleşmesi özellikle ligdeki galibiyet ve deplasmanda alınan beraberlik sonrası İstanbul'da rövanşla oynanacağı düşünüldüğünde Fenerbahçe adına kötü geçmemiş gibi. Şimdi Giresunspor'la oynayacak Fenerbahçe. Giresun maçına geçeceğim. Ama öncesinde Giresun'da da bir istifa geldi. İstifa sonrası İrfan Buz'la anlaştılar maçtan önce. Bu hafta İrfan Buz'la çalıştı Giresunspor takımı. Dilerseniz şimdi biraz da Giresunspor'u anlatayım sizlere. Biz Hakan Keleş'in takımını analiz ettik. Geçmişte onu biliyoruz ama İrfan Buz nasıl bir kadro ile çıkacak? Bizim için de sürprizler olabilir kadroda. Öne çıkanlar nereye olacak? Şimdi biraz da isterseniz bunları anlatayım sizlere. İçeriğimize Giresunspor maçı ile devam edelim. Hakan Keleş'in aslında Giresunspor adına kötü işler yaptığını söyleyemeyiz. Ligde özellikle kadro kalitesi bakımından iyi işler yaptı ki ligin ilk yarısında Fenerbahçe'yi de mağlup ettiler Kadıköy'de. Dünya Kupası öncesi. Ama ligde 3 maçtır kaybeden bir takım vardı. Ankara Gücü deplasmanında 3-1 kaybetti. Döndü Başakşehir'e, kendi sahasında 4-2 kaybetti. Ve geçen hafta 10 kişi kalmış İstanbulspor'a 1-0 kaybettikten sonra maçı Giresunspor antrenörü Hakan Keleş istifasını sundu. Aslında galibiyet sıkıntısı görüyoruz biz Giresunspor takımında. Ligde son 15 maçta 1 galibiyeti var. O da 10 Nisan'da oynadığı iç sahadaki Sivasspor maçıydı, 1-0 yendikleri. Özellikle ligin ilk yarısından sonra ikinci yarısında o istenilen puanları toplamakta sıkıntılar yaşayan bir Giresunspor gördük. Ve ön plana çıkan oyuncularından da istediği verim alamaması, transfer tahtasını açamaması ve takımda bir şekilde özellikle sakat cezalı olduğu durumlarda alternatif yaratamaması Hakan Keleş'in iki elini de bağladı bence bu konuda. Özellikle son İstanbulspor maçı bence takım adına aslında bir kopma maçı oldu. Orada Riyad Bey'in kaçırdığı penaltı da bence görev değişikliğinin yol açan sebeplerden biriydi. Şimdi İrfan Buz, Hakan Keleş gibi bir 4-1-4-1 takvimi belirleyecek. Bunu merakla bekliyoruz ama mevcut kadro kalitesinde hemen hızlı değişimler beklemek aslında pek mümkün gözükmüyor Giresunspor takımında. Ve Hakan Keleş'in yarattığı takım çok agresif bir takımdı. Ya, takımda baktığınızda Borja Sainz, Fenerbahçe'de ilk maçında yıldızıydı Fenerbahçe'ye karşı. Ya bir kanat oyuncusu olmasına rağmen, rakip takımın en yaratıcı oyuncusu olmasına rağmen bu sezon 10 sarı kart görmüş bir adamdan bahsediyoruz. Ya açık alanda tehlikeli bir takım. Sergio'yu diğer kanattan, Borja Sainz'i diğer kanattan, sağlı sollu savunma arkasına kaçırmayı deneyecek yine muhtemelen İrfan Buz Fenerbahçe'ye karşı. Ve iç sahada topu Fenerbahçe'ye verip aslında bu şekilde kontra ataklarla gol arayacak. Ama sıkıntılı şey şu, Fenerbahçe tarafında özellikle Alper Hayrullah hattında Fenerbahçe'nin kanat oyuncudan isteyebileceği oyuncu tiplemeleri var. Yani özellikle mesela Emre Mor eğer bu maçta oynasaydı fark yaratabilirdi. Kupada oynattığı için ilk 11'de başlatmaz diye düşünüyorum. Dar alan becerisi yüksek oyuncular, yine Arda Güler mesela bu maçta yine yıldızını parlatabileceği bir maç türü. Özellikle bu bek oyuncularına karşı. Dar alanda hızlı çabuk oyuncuların ben bu maç özelinde ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Yine Batshuayi'nin dönüşü, Batshuayi Valencia hattının tekrar kurulabilir olacağını bizlere gösteriyor. Valencia ligde sakatlandıktan sonra kupa maçında dinlendirildi. Ve eski taktiğine Jorge Jesus geri dönerse Batshuayi ile oynayan Valencia topu daha geride kontrol eden, rakip savunmayla Batshuayi'nin savaştığı senaryoda Valencia daha net pozisyonlar, rakibi tehdit edebilecek daha rahat pozisyonlar bulabiliyor. Umarız Valencia formasına kavuşur ve Giresun maçında aslında benim gol beklediğim isim bu rahat pozisyonlarda Valencia olacak. Bununla beraber kenarlardan gelecek toplarda sağda Hayrullah, solda Alper'e karşı Fenerbahçe kanat oyuncularının net üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Yani Ferhat Giresunspor kalecisi çok gününde bir maç geçirmezse ben Giresunspor deplasmanından Fenerbahçe'nin galibiyetle ayrılacağını düşünen taraftayım. Bu noktada Fenerbahçe tabii ki iç sahada Trabzonspor maçı öncesi
Hiç sıkıntı yaşamadan 3 puan alıp zaten ayrılmak isteyecektir. Mayıs ayı Fenerbahçe açısından çok yoğun bir fikstür. Kupa rövanşı da oynanacak, üst üste lig maçları oynanacak. Bu yüzden Fenerbahçe'nin skoru alıp özellikle Sivasspor maçında rotasyonda forma şansı verdiği isimleri sanki 60'tan sonra 70'ten sonra sahaya atabilir gibi geliyor. Diyelim mi? Yavaştan müsaadenizi isteyelim. Umarız gelecek bölümde sizlere güzel bir galibiyet anlatırız. Bizleri evlerinize konuk ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Gelecek Analiz Fenerbahçe programında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.